Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermeye çalışacağım. En çok ilham aldığın, en çok etkilendiğin hayatta kalma uzmanı kim sorusu. Gerek kanaldan, gerek web sitesinden, gerek işte Twitter'dan pek çok yerden bu soru çok fazla geliyor. Zaten pek çok arkadaş da bu konu hakkında yorumlar yapıyor. Birkaç tane hayatta kalma programı seyredip Discovery Channel'da. Ondan sonra gelip ahkam kesen arkadaşlar da var biliyorsunuz. Bugün bu konuya birazcık değinerek bence en iyi olan hayatta kalma uzmanı kim? Ya da kimlerden feyiz alınması gerekir konusuna değineceğiz. Dikkat ettiyseniz bugün güneş gözlüğü takmıyorum. Çünkü bu konuda çok fazla eleştiri alıyordum güneş gözlüğü kullanmam konusunda. Bugün takmıyorum. Güneş gözlüğüm burada. Onun haricinde esas konuya dönecek olursak benim için en önemli hayatta kalma uzmanlarına değineceğiz şimdi bugün. Önem sırasına göre anlatacağım benim için en önemli olanları. En önemsiz olanını ilk anlatacağım. Ondan sonra daha önemli olanları ve en sonunda finalde de gerçekten benim favorim olan hayatta kalma uzmanına, daha doğrusu ilham aldığım hayatta kalma uzmanına değineceğiz. Önce 5. sıradan başlayalım. 5. sırada Bear Grylls var. Bildiğiniz gibi İngiliz bir abimiz bu. Bir prodüksiyon ile bir hayatta kalma programı çekiyor. Ve dünyada en ünlü olan, en popüler olan hayatta kalma uzmanı o. Ama dediğim gibi arkasında çok ciddi bir prodüksiyon var. Eski asker kendisi. 1974 doğumlu. Gerçek adı Edward Michael. Maceraperest, izci bir kişi kendisi. Bu benim için en az önemli olan hayatta kalma uzmanlarından bir tanesi maalesef. Arkadaşlar ben şu gözlüğü takacağım, çok rahatsız ediyor ışık beni, kusura bakmayın. En önemli, yani benim için önem sırası en düşük olan hayatta kalma uzmanlarından bir tanesi bu. Çünkü yaptığı her iş prodüksiyon ve daha çok televizyon şovu. Tabii ki bilgisi var ama genellikle kanalda yorum geldiği zaman örnek gösterilen birinci kişi maalesef Bear Grylls oluyor. Benim için en az öneme sahip olan hayatta kalma uzmanlarından bir tanesi o. Hatta bu Amerika, eski Amerikan Başkanı ile beraber yaptığı programda gayet ses getirdi. Onunla tanışma şansı yakalayamadım. Türkiye'deki programı için Denizli'de Pamukkale'ye gitmiştim. Orada tanışma fırsatı yakalayabiliriz diye tanışamadık, fırsat olmadı. Ama orada karşılaştığım şey çok ilginçti arkadaşlar. Yani bunu geçen sefer canlı yayın, geçen gün canlı yayında da söylemiştim. Böyle çekim arasında, iki sahne arasında oturmuş böyle çift lavaşlı bir dürümü gömüyordu kendisi. O günden beri ona karşı birazcık mesafeliyim. Bir sonraki ilgimi çeken hayatta kalma uzmanı ise Cody Lundin. Bildiğiniz gibi bu Çifte Kurtuluş programındaki yalın ayak dolaşan abi. Çok iyi bir doğa bilimci. Onun uzmanlığı bence doğada mücadele yerine doğadan faydalanarak hayatta kalma konusu. Onun şu an için yazmış olduğu böyle elle tutulur bir kitap, bir kaynak yok ama birkaç tane köşe yazısını okumuştum ben kendisinin. Gerçekten çok feyiz aldığım hayatta kalma uzmanlarından bir tanesi. Ondan sonra gelen hayatta kalma uzmanımız ise bu Cody'nin ortağı olan David Canterbury. Canterbury diye mi okunuyor onun soyadı, tam bilemiyorum, öyle olabilir. 1963 doğumlu, bildiğiniz gibi eski ordu mensubu. Gerçekten harita ve konum belirleme konusunda ve bulunduğu lokasyonu analiz etme konusunda çok başarılı bir abi kendisi. Yazdığı bir iki kitap var. Maalesef Türkçe çevrilmediği için onlar Türkiye'ye gelmiyor ve ben de onun kitabını alıp okuma fırsatı bulamadım. Kendisi izci, emekli asker ve hayatta kalma uzmanı. Kendisinden de gerçekten çok etkileniyorum ben. Çok etkilendiklerimden bir tanesi. Gerçekten işini iyi yapan insanlardan. Ha, yani bu Cody ile bunun arasında kalacak olursam tabii ki Cody'yi seçerim. Çünkü o birazcık daha doğaya dönük. Bu arkadaş biraz daha agresif ve biraz daha karamsar bir yapıya sahip. Hatta bir programında ben hatırlıyorum. Açık yarının üzerine barut dökerek yarıyı dağlama videosunu seyrettiğim zaman gerçekten çok etkilenmiştim. Şimdi bu bahsettiğim 3 kişi de gerçekten arkalarında ciddi prodüksiyon olan insanlar arkadaşlar. Yani bunların yanında bir tane kameraman var ve arkalarında bunların çok ciddi bir çekim ekibi var. Böyle bir ortamda çekim yapıyorlar. Yani kalabalık bir çekim ekibiyle projeleri gerçekleştiriyorlar. Genellikle TV şovuna yönelik bu arkadaşların, bu üç arkadaşın programları.
yani siz de bu programları izleyip maalesef gelip işte ben olsam şöyle yapardım, ben olsam böyle yapardım, senin yaptığında iş mi gibi şeylerle geliyorsunuz. Şunu açık belirttiğim arkadaşlar, o işler sandığınız kadar öyle kolay olmuyor. Benim de arkamda çok ciddi bir prodüksiyon ekibi olsa ben daha güzelini yaparım. En azından kendime güveniyorum bu konuda. Bir üst sıradaki hayatta kalma uzmanımız ise bu gerçekten abi diyebiliriz buna. 1940 doğumlu Morris Kojoski, Kanadalı bir hayatta kalma uzmanı. Zaten kendisi sosyal yaşamında da bir ormanda tek başına yaşıyor. 1940 doğumlu bu abimiz. İzcilik ve doğada hayatta kalma konusu üzerine uzman. Yani bu adamı bilmiyorsanız, ki büyük bir ihtimalle pek çok takipçi bilmiyordur, kesinlikle araştırıp bu abi hakkında bilgi almanızı tavsiye ederim. Gerçekten yaptığı projeler insana feyiz veriyor. Bu Morris Kojoski'nin en büyük özelliği Amerikan ordusuna, İngiliz ordusuna, Fransız ordusuna ve İsveç ordusuna hayatta kalma teknikleri üzerinde eğitim veren insanlardan bir tanesi. Yanılmıyorsam Morris Kojoski aynı zamanda Bear Grylls'in de eğitmeni oluyor. O kitabında bir makalesinde öyle bir şey okumuştum. Sen gerçekten şirin, tonton, dede dedikleri tipte bir abi bu. Kesinlikle incelemenizi tavsiye ediyorum. Benim ilgimi çeken bir sonraki hayatta kalma uzmanı ise hepinizin de yakından tanıdığı, gerçekten benim de çok beğenerek, programlarını beğenerek seyrettiğim hayatta kalma uzmanı Ed Stafford. 1975 doğumlu biliyorsunuz. Hatta rekorlar kitabına girmiş ilk hayatta kalma uzmanlarından bir tanesi kendisi. Hayatta kalma uzmanlarından bir tanesi yanlış oldu. Guinness Rekorlar kitabına girebilen tek hayatta kalma uzmanı arkadaşlar. Bu geçtiğimiz yıllarda Amazon nehrini boydan boya yürüyebilen tek insan oldu. Tek kişi olma şerefine nail oldu bu abimiz. Bunun 2012 yılında yanlış hatırlamıyorsam 60 günlük hiçbir şey olmadan tamamen çırılçıplak ormanda kalarak bir hayatta kalma programı çekmişti Discovery Channel için. Zaten onu oradan tanıyoruz. 2012 yılından tanıyoruz. Ondan sonra çeşitli programlarla tekrar şeye geldi. Gündeme geldi ve çok güzel programları var. Ben gerçekten kendisinden çok fazla etkilendiğim, gerçekten nadir bulunabilen insanlardan bir tanesi. Zaten Ed Stafford hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kendisini bilen biliyor. Ed Stafford da işte doğayla mücadele eden, hayatta kalma mücadelesini girmekten ziyade doğayla uyumlu yaşayan, doğayla uyum içinde olup hayatta kalmayı başarabilen insanlardan bir tanesi. Dolayısıyla kendisi de bence en başarılı ikinci hayatta kalma uzmanımız. Ve esas benim favorim olan bu işin piri diyebileceğimiz abilerden bir tanesi Les Stroud isimli hayatta kalma uzmanı. Les Stroud 1961 doğumlu arkadaşlar. İlk hayatta kalma programlarını çeken abimiz, bu işin gurusu denilebilecek düzeyde bir hayatta kalma uzmanı. Tüm zamanların en iyi hayatta kalma programları da zaten kendisi çekti. Aynı zamanda Survivor Man'in yaratıcısı, yazar, yapımcı, yönetmen, kameraman, bir hayatta kalma uzmanı. Bu da Kanadalı bir hayatta kalma uzmanı. Gerçekten yani hatırlayanlar bilir, çektiği programlar efsane programlar ve verdiği bilgiler efsane bilgiler, hiç boş geçmiyor. Programını izlerken o çektiği programların her birinde kendinize çıkartabileceğiniz dersler bulabiliyorsunuz. Onun haricinde yerli hayatta kalma uzmanları da var arkadaşlar. Pek çok özel kanal ve devlet kanalı bu konu hakkında girişimlerde bulunuyor. Ancak pek çoğu Amerikan ve Avrupa türevlerinin ucuz kopyaları dışına çıkamıyor. Tabii ki aralarında çok değerli doğa insanları, hayatta kalma uzmanları var. En başta da söylediğim gibi arkadaşlar, ben hiçbir zaman hayatta kalma uzmanı olduğumu iddia etmedim. Ama bu konu hakkında çok okuyorum, çok araştırıyorum. Umarım sizin de ilginizi çekiyordur. Evet, bugün bana kanalda çok fazla sorulan, en çok etkilendiğin, en çok takip ettiğin hayatta kalma uzmanları kimdi sorusunu irdelemeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir ve bu video sizin için, bunun için bir cevap olmuştur. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin. Bu bana verebileceğiniz en büyük destek olur arkadaşlar. Aynı zamanda kanalımda abone ol düğmesinin yanında küçük bir tane çan resmi var. O çan resmine tıklayıp bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz, her yeni attığım videoda orada bir bildirim göreceksiniz. Böylece canlı yayınları ve çekilişleri de kaçırmamış olursunuz. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Kusura bakmayın, tekrar ben gözlüğü takmak zorunda kaldım. Güneşten dolayı benim gözlerim çok hassas. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.